bu yarının videosuydu. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere sezon 16'yı göstereceğim efendim. Royal Pass ödülleri olsun, rank ödülleri olsun. Zaten rank ödüllerini geçmişte görmüştünüz ama tekrardan göstereceğim. Sizlerden tek ricam, aşağıdan videomuza like atarak bana destek verirseniz, kanalıma abone olup bildirimleri açarak da daha fazla bu türde videolardan faydalanabilirsiniz efendim. Ve videonun başında küçücük bir mini minnacık spoiler verdim. Kesinlikle Flash TV oyunculuğu değil, Barış G'den özendi falan da demeyin. Sizlere yeni gelecek premium sandığım birini değil ikisini göstereceğim. Bir değil iki. Bal kaba bal reklamına döndürmeyin bunda bu seferde. Flash TV'de bal satılıyor muydu bilmiyorum ama işte bal reklamına döndürmeyin efendim. Yarın iki tane yeni gelecek olan premium sandığı paylaşacağım. Birinde M4 deseni var, birinde S12 deseni var. İlk M4 desenini mi getirdiler, S12 desenini mi getirdiler artık bilmiyorum. Orası PUBG Mobile'e kalmış bir şey. Biz şimdi sezon 16'ya geçelim efendim isterseniz. Hadi başlayalım. Şimdi dostlar ilk önce göstermiş olduğum şu anki set altın ligine çıkanlara verilecek olan setin ta kendisi efendim. Böyle bir tanecik set verecekler. Tabi bu set ne kadar iyi ne kadar kötü onu bilemiyorum ama böyle bir tane set verecekler. 100 maskesi de var her zamanki gibi, hani işte elmas liginde bir şey veriyorlar, platin liginde bir şey veriyorlar, gümüşte vermiyorlardı ama işte öyle bir şeyler. Bir tanecik Thompson deseni var. Thompson deseninin önünde gümüş diyorum pardon, gökkuşağı gümüşlü bir tasarım yaptılar. Hem gökkuşağı var hem gümüş var. Bence kaliteli bir Thompson deseni yaptıklarını düşünüyorum. Zaten Thompson'a da scope getirildiği için bu aralar bayağı bir popüler silah diye düşünüyorum ben. Bu arada böyle bir tane de paraşütümüz var. As ligine çıkanlara her zaman verdikleri bir paraşüt. Fase çerçevesinde biliyorsunuz işte S14, S15, S16'ya gidiyor. Zaten sezon 16 çerçevesinde hepiniz biliyorsunuz. Bu da sezon 16'da 60 UC'ye yatıranlara bu sefer klasik sandık verecekler. Buradan PUBG Mobile'e teşekkür ederiz. Genelde bir tane maske, bir tane de altlık veriyorlardı. 60-120 diye bitiyordu. 120 UC'ye de şu sağda görmüş olduğunuz seti verecekler. Bu set bayağı güzel. 180 UC'ye de isteyenler varsa SLR deseni alabiliyorlar efendim. Bana kalırsa set güzel, kullanılabilir bir set. Yani inşallah daha iyilerinde yaparlar diyorum. Hani öbürlerine bakarsak bu set kaliteli. Önceki verilen setlere göre öyle bir şeyler. Böyle bir tane SR deseni var. Bunun zamanında ben tam bu değil de bunun bir değişik SR desenini Royal Plus'tan almıştım. Hala da kullanıyorum. O bir tık daha bundan yeşil de. Burada bir tanecik çanta desenimiz var. DP desenimiz var. Setimiz var. Bunları zaten daha öncelerinde ben sizlerle paylaşmıştım. Ama nasıl deyip küçük resimmiş gibi paylaşmıştım. Bunların hepsi canlı, hareketli. Yani bütün kalitede görebildiğiniz setler. Bunların yarısı Royal Plus'a gelecek. Yarısı Royal Plus sandığına gelecek. Hani DP puanıyla alınanlar oralara gelecek falan filan. Bayağı bir şeylere yine gelecek. Şimdi bu ilk gösterdiklerim direkt Royal Pass'ı açtığınızda bir levelde sizlere verilecek olan şeyler. Yani ilk maskeyi veriyor, maske diyorum seti veriyor, sonra altında da bir tane DP deseni veriyor. Kırmızı bir DP deseni bence gayet güzel. En son bende mavi DP deseni vardı, bunu da kullanacağımı düşünüyorum. Burada bir tanecik metro parası var. En azından Royal Pass'ı azaltmamışlar, metro parası yapmışlar. Yani değişik. Yine bir tanecik sis desenimiz var. Artık sis deseninden de bıkmaya başladım. Her sezon koydukları için. Bence pek iyi olmuyor. Hani her sezon sis deseni koymak. Mesela 600 UC'ye her sezon 600 UC verip 600 UC geri alacağımıza 700 UC alsak daha mantıklı olur gibi. Hem yani PUBG'de öyle diyordu Ferdi. Şimdi sana verecek 700 UC'yi. Burada bir tanecik sezon 16 metro fotoğrafı var. Yine metro paralarından var. Böyle bir tane beyaz siyah uçak yapmışlar.
20 levelde TikTokçuların yapacağı bir şey. Ya mesela bunu bir ritim tutturup abi ne bileyim gel 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 tarzında değişik bir TikTok emojisi yapabilirler. Ne yaparlar bilmiyorum ama bunu muhakkak ki TikTok'ta bir şarkı bulurlar abi, o konuda eminim. Böyle bir tanecik horoz kaskı gibi bir tane kask deseni yapmışlar. Evet, böyle bir tane horoz kafası. Yani kullanılır bilmiyorum. Kullanırız ama 25 levelde de tabii ki de emojimiz var. 25 levelde de böyle bir tane emoji var. Bence bu da kullanılır. Hani full TikTok danslarına önem vermişler gibi değişik, bir de aşırı uzun abi. Maşallah. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bütün sezonlardan ilk defa en akıllı emoji buradan çıkmış abi. Aşırı güzel dans etti bu arada, oradan tebrik ediyor. Şeye benzedi, TikTok'taki Serimin dansına benzedi bu iş. Böyle bir tanecik paraşüt var. Paraşütten bıktığımı tekrardan söylememe gerek olmadığı için söylemeyeceğim. 30 tanecik paraşütüm var. Böyle bir tane beyaz, siyah bir uçak yapmışlar. Uçak deseni güzel duruyor. İnşallah oyuna geldiğinde daha da güzel olarak görürüz diyorum. Bakalım böyle şeyler falan gelecek. RP kartı falan var filan var. RP'ler boş. Yine metro parası var. Daha sonrasında bir tanecik sopamız var. 50 levelde Royal Pass, hani beleşten 50 level yapan herkese de Uzi deseni vereceklermiş. Ve bu bence güzel olmuş. Çünkü Uzi'ye de scope takıldığı için bu aralar Uzi'de bayağı kullanılan bir silah. Benim gözümde S16 çerçevemiz de var bu şekilde. Bu şeyin klasik alanların başka daha danslar da var. Oraya geçmeden önce bu Uzi desenini verecekler bize. Bir de şu alttaki seti verecekler. Böyle mavi sarı Uzi deseni yapmışlar. Bence güzel. Neden güzel derseniz, ben de şey vardı. Şu gri bir tane hafif makinalı vur görevi mi ne, yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bir yerden herkese bir gri Uzi vermişlerdi. Bende o vardı. Artık sarı mavi bir Uzi'm olacak. Yani bence sevinilecek bir şey. Gri yerine sarı mavi Uzi'm olacak. Kullanır mıyız? Tabii ki de kullanırız. Bir tane böyle setimiz var. Setler pek havalı durmuyor ama bakalım sonu ne olacak. Böyle bir tane Robocop gibi bir tane maskesi var setimizin. Değişik bir şey ama bir şey diyeyim mi, şu sezon 14'teki mavi mor set gelmişti. Aynen onun bir değişik versiyonu sezon 16'ya eklemişler. Böyle artık 60 levelde bir tanecik kırmızı emojimiz var. Hani bunlara da hep güç emojisi falan koymuşlar filan koymuşlar. Geç abi, bence çöp bunlar. Çünkü bütün şu anda kırmızı olanlar bunlara oldu. Hani benim bildiğim abi, eskiden kırmızıda kılıç falan sallıyordu. Öyle daha kaliteli şeyler yapsanız daha güzel olabilir. Mesela sezon 9'da kılıç sallama emojisi vermişler. Şimdi abi işte yok bakış atıyor, yok kas gösteriyor falan filan. Saçmalamışlar bence. Bana kalırsa bu da verilecek çanta deseni, bu da unicorn çanta deseni abi. Hani Runk, Rihino, Bajk, Bajk falan filan bir şeyler yazıyor da bildiğin unicorn'un çantası diye yapmışlar abi. Bir ara dediydim hani tek boynuzlu atın bir adı vardı, neydi hatırlayamadıydım. Bunu da çekecektim Royal Pass videosunda. Şimdi hatırladım, bu unicorn'du abi, aynen. Unicorn çantası bu. Yine bir tane RP görev kartımız var tabii ki de, olmazsa olmazımız. Ondan sonra çanta süsümüz var, böyle metal oven ornament deniliyor falan filan da bunun Türkçesi oyuna güncel geldiğinde görürük. Böyle bir tanecik de şeyimiz var efendim, yani yine şeyler var, metro parası var ve 100 level seti bana göre yakıyor abi. Baksana bak, 90 levelde Scarlet deseni veriyorlar. Bence Scarlet deseni vermeleri artık güzel bir şey. Neden derseniz, ben eskilerden bıktım şahsen ve güzel kaliteli bir Scar deseni yapmışlar. Bana kalırsa 25 leveldeki, 20 leveldeki emojiler güzel. Bir de buradaki 100 leveldeki set güzel. Bu set de bence bayağı havalı. Hani bu tarz yapsalar bence insanlar kullanır diye düşünüyorum ve benim de şahsen hoşuma gitti. Hani ben olsam bu seti bayağı bir kullanırım abi. O setten sonra bu da bayağı havalı olduğunu düşünüyorum. Peki başka neler var? Bir tanecik de motor desenimiz var efendim. Böyle bir tanecik oyuna motor deseni gelecek. Bu Royal Pass'a mı verirler tam bilmiyorum ama MK desenimiz de var. Bana kalırsa MK desenine ve motor desenine yine sandığa koyacaklar abi. Bu set de sandığa koyacaklar büyük ihtimal. Hani arkadaş, artık sandığa araba deseni koymayın be. En son sezon kaçta verdiniz hatırlamıyorum ama en kötü 3-4 sezondur bir araba deseni vermiyorsunuz valla. Kanka bu Call of Duty'deki o sakallaki adam. Call of Duty Modern Warfare 2'deki adam bu. Hatırlıyorum. Bu beni öldürdüydü. Hainlik yaptıydı bana. Bildiğin oradaki yüzün aynısı bu.
Yani bana kalırsa aynısı abi. Şimdi fotoğrafını koymaya falan uğraşmayayım da hani bilgisayar oyunları oynayan, zaten Call of Duty birçok bilgisayar oyunu oynayan adam oynamıştır. Bu karakteri az çok tanıyacaktır. O şapkayı görünce hani direkt aklıma o geldi. Niye bilmiyorum. Ve oyuna 16. sezonda bunlar gelecek. Sezonun gelmesi de daha bir hafta falan var. Bir hafta yok da işte 15'inde bitecek. 16'sı boş geçecek. 17'sinde gelecek falan filan. Merak edenler varsa ayın 17'sinde de rank kasmaya tekrardan ben de başlayacağım. Yine bir kere daha Fatih olurum diye düşünüyorum ama bilmiyorum yani. Belki kasmaya da bilirim, bırakabilirim ama onu geldiğinde görürüz efendim. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşürüz diyorum ve kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.